Ya hayır, sen daha tatlısın. Hayır, sen. Ya. Evet, aslında bayağı tatlıyım. Annelere yalakalık yapmak için öbür gün akşam yemeğe davet ettim. Baban da tamam geliriz dedi. Biliyorum. Ama ben de anneannene yalakalık yapmak için evine yılbaşı sepeti gönderdim. Biliyorsun. Biliyorum. Ne dedi? Hiç. Nasıl hiç? Hiç bir şey demedi ya. Bir teşekkür falan. Hayır, güzel sepetti çünkü yani o size gönderdiğinden de o iyiydi değil mi? Evet, içindeki şarabı Emir içti. Açılay ilişkisi bitmiş, depresyondaki her kadın gibi çikolatalara dadandı. Bora peynire el koydu, sepet bana kaldı, ben de mandal sepet yaptım. Hiçbir şey demedi yani ha? Annene mandal sepeti yaptığımı söylesem puan toplar mıyım sence? Artistik puan mı ablacığım? Sen havada 4 paranda atsan da puan toplayamazsın. İnce buz üstünde kayıyorsun. Dikkat et kendine, çatır diye kırılıverir altından. Sen de dikkat et kendine. Kırık çıkık bir şey olmasın. Hayırdır? Hiç, yılbaşı gecesi öyle bir aramızda ayaküstü konuşmuştuk da biz. Nasıl keyfin Nur hayatım? İyi olacak evvelallah. Bu zehir ne için Nurhaya? Martı falan mı? Çünkü misal benim pencereye garson boyu bir martı dadandı. Her sabah tacizkar bakışlarla... Martı değil, bildiğin insan için. Homo erectus. Beni zehirlemiyorsun değil mi? Bünyeminle sadece arkadaşız. Zaten maktil adayı ben olsam zehirden anlayan karanlık bir tanıdığın var mı diye bana sormazdın değil mi gülüm? Ya sen eczacı falan tanırsın diye sana sordum. Birini zehirlemek olarak bakmıyorum. Beni ve ailemin geleceğini tehdit eden bir bakteri için antibiyotik arıyorum. Hoş geldin abim. Fikret abimizin yüzüne karşı övmek gibi olmasın. Acıması yoktur, leşi çoktur. Cinayet olaylarında en güvenilir çözüm ortağınızdır. Ne lazım? Ölsün mü? Yoksa hastalanıp korkup kaçsın mı? Kız özür gitsin. Zaten kaç yaşında? Kaç yıllık ömrü kalmış. Ayrıca feleğin çemberini hula hoop yapıp kaç yaşında çevirmiş bir tip o. Yaşamadı ne kalmış Allah sen? Gerek yok hemşire. Hastalansın yeter. Ha bak, ben sana zehirleme, yapma demiyorum. Hobi olarak yine yap. Ama tadında bırak. Eşimi dövmüşler. Aa, çok hasar görmüş mü? Kaskosu var mıydı? Ya ne o ya? Zehir mi o? He, kendimi zehirleyeceğim. Sabah uykusu olmadan yaşamanın anlamı kalmadı. Kuru kafalı torbayla doluşuyor soktukta ya. Twitter'a yazsaydın bari Nurhat birileri zehirleyecek diye. Logolu ambalaj likit fare zehirinin kurumsal kimliği. Fare zehiri mi? Kız o bakkalda da var ya. O kadar gittik İzmeler'de pis kulaklarla buluştuk. Ben de sanıyorum Şanlı'yla Şerefi'yle Siyanür falan gelecek. Ya bu Fikret bildiğin malmış ha. Yo, Cihangir Tarlabaşı Çukurcu Mahin Tellandı'nın en iyi ilaçlamacısıdır. İlaçlamacı mı? Benim evi kaç kere Alman böceği istilasından kurtardı. Acımasızdır ve çok leşi vardır. Nurhayat, bir kahve içseydik gülüm. Yok, çıkmayacağım. Eve gidiyorum. Malı aldığıma göre bazı işleri var. Kaleye gelsin.
Bünyemin, kafeye gel. Bugün güvendeyiz bebeğim. Kilitliyorsunuz balkon kapınızı ya. Paran ayaklara bak. Kim size ne yapacak ki? Allah'ım beni affet. Sonuçta hayırlı bir iş için yapıyorum. Evet. Aa, dedeniz evde mi? Bir çıksın karşılıklı bir çay içelim. Çağırayım. Hadi çocuğum çaya. Yo, ben burada iyiyim. Yemekte ne işimiz var baba ya? Komşu yahu ayıp. Davet geri çevrilmez. Ha, değil mi? Allah'ım kriz! İçmeyin! Niye? Soğuk o çay. Yok canım termostan. İçmeyin! Termostan olmaz! Çeperi Ağrılı bir ev kızı gelinlerin meskesi Nur Hayat kayınbabası gelinlere termostan çay içirtmez. İçme bana! Ne oluyor ama ya? İçmenin ailesin! Ölüm müyüm? Çernobil, Mernobil. Kim bilir nerenin ne zamanın çayı. Ben size yeni çay yaparım. Oldu. Ya gül gibi kız niye evlenmiyorsun? Oğlum nesi var? Olun size. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.